kızların gelir, bizim de kız gelir. Onun gelinin gelir, bizim de gelinler gelirler. Ve hatta bizim kişiler onun kişilerinden, erkeklerinden ettiklerinden daha artık edirler. Ben özür istedim ifademe göre muhteremler. Folklor bu söz halkın yadigarıdır. Babalarımız der ki, nenelerimiz deyirler bunu, birden birin de deyir. Bu hem bir hikayetdir. Çarş müəllimine, koca müəllimine burada olaydı mənəzi. Ellere öpülmeye layık olan bu halkımız içinde böyle analar var, anneler var, mühteremler. Yazdı ki, öyle bir dikey edilmişim, ben tələsi yolda Xariz müəllim təklif etdi. Əzdinəm kürsüdə mən, a yeter kürsüdə mən. Ata yiğit olsa da, kür olar, kürsüdə mən. Kür çay. Mənbə başlayır, Anadolu'dan başlayır. Kür, yani dəri. Dəri, ne kadar ki dünyada yiğitler var. Bunlar demek ki yiğit anaları südün əməli insanlardır, möhtərəmlər. Elə bu günləri bura toplaşanlar, 1000 kilometrlərlə iki gün əziyyət çəkən, kür, bura gələn insanlar, elə kür süd əməli insanlardır, mən zənn edirəm. Volga sayın, biz yorulduk mu rahat avtobusda bura gələnə qədər? Volga sayının atın üstünde Fransa'ya kadar giden Birleşmiş Xaç Koşunların məğlub veya bəs o kişiler, o övladlar necəydi? Biz bugün olanı fəxarət hissinə danışır Atilla ve onun koşunları. Bəs bizden sonra, 50'den sonra biz haqqımıza ne danışacaklar? Belki bizim mezarımızın böğrüne keçəndə, yanına keçəndə bizə bir Fatih de ehsan etməyəcəkdir. Mən vaxtınızı almayayım. Süleyman Aleyhisselam əmredir ki, hər ins cins bir dənə tikinti tikirən mənə bir şey getirsin. Fil özünün gücüne uygun bir şey getirsin, pelen gözüne uygun mekoda. Şu karışka da bir çeyirgenin budun aldı senesi getirdi ki, dedi ya Süleyman, ben de bunu getirmişim. Dedi Allah heyvancı kazı, benim buna ne ihtiyacım var. Benim mühteremle sözüm, hiç olmasa da o çeyirgenin budu kadar olsun, karışkanın hareketi kadar olsa da, kaldığımızın içerisinde bu günleri mühteremler, son 30 yılda o kadar boşanmalar var ki, aileler dağılır, möhteremler. Nenelerimiz, nenelerimiz o beli eğlen, asiyet edenler deyir. Ay bala, sakkalı sakkala bağlamak asandır. Aileni aileye bağlamak çetindir. İki kardeş de olsun. Ve bu kardeşin ailesiyle bu kardeşin ailesinin psikolojisi, karakteri, danışı, tercih, her bir tercih tamam başka. Onda kalmış olan, bu günlerimizin cemiyetlerimizde sosyal bir problem olan ailelerin dağılması meselesi için gör nenelerimiz hansı bir atalar sözü işlerdirler. Tekrar edeyim ben, sakkalı sakkala bağlamak asandır ama ailenin aileye bağlamak çetindir kardeşler. Bak bunu bağlamak için biz bunu da yollar aktarmalıyız. Ve ben teklif edirəm ki bir mühterem kocalarımızdan, mühterem ulularımızdan o nenelerimizin yaddaşında sakladığı, o hansı nenemizi yuxudan kaldırsaydı deyəcək ki burada iflidir, əriş deyirlər. Məsələn, bu naxış üçün 10 cüt əriş lazım. Əzbər bilirlərdi. Əzbər bilirlərdi. Buradakı naxış üçün 25 cüt lazımdır, oradakı 30 cüt lazımdır. Nereler çıkıyor da haber aldın Musa Meryem'in bak kulağı asın onlara. Sen git onu pozuyla falan kadar dırnaqdır, bu dırnaq deyənlərdir. Ve o palazın halını en aşağıdan sonuna ve fırlayırlar, o bir sonuna erirler deyirlerdi. Hansı ki o nenelerimizin yarattığı o kelamları bugün biz kız çocuklarımıza buyurun mühterem kardeşler. Ben 1997-98 yıllarda ben elime ormanda, meşede, çölde bir kanal üstünde bir çam seçende onu okuyorum ki burada lazımlı bir şey var. Tesadüfen İstanbul'da çıkan bir jurnal idi, dergiyi okudum gördüm bir 8. sınıfta okuyan bir kız balamız yazır ki, şimdi Allah hoşbaht etsin, ailesi var belki de, inşallah. Yazır ki, benim nenem deyirdi ki, dıngırı elək, dıngırı saz, elim xəmir, qarnım az. Ben fikirləşdim ki, Allah Allah, bizim bu Şirvan mahalında deyilən bu söz, İstanbul'da da deyilir, Xakaziyada deyilir, hala Xakaziyada eşitmən, eşitdiyim bir söz orada deyilir. Bugün yine Anadolu'da deyilir, Azerbaycan'da deyilir möhtərəmlər. Bəlkə Bolqar türkləri də deyirlər. Bəlkə Qaqal türkləri də deyirlər. Mən Qaqalların ana sözü qəzetini alırdım və onun birisinin nüsxəsini saxlamışam möhtərəmlər. Allah cümləsindən razı olsun. Allah işinizi bərəkətli etsin. Və fikrimdən çıxmamışımın deyim ki, elə bir iş görmək lazımdır, kooperativ açmaq lazımdır, nə etsə bir cəmiyyət açmaq lazımdır, bir fond yaratmaq lazımdır ki, bu heç olmasa bu günləri mən şahidlərdən xəbər alıram ki, onlar artık o zehrenin, ilmenin, büklermeyin, boyanmağın, təbii boyalarla boyanmağın, şir soğanın qablı hansı rəngi boyuyur, narın qablı hansı rəngi boyuyur. Möhtərəmlər, bunlar unudulub gedir.
Bu halkımızın bize yaklaşığı ki helal olurlar bunu yere saklasın. Musa Muallim çok dolu, biliyoruz, farkındayız. Şu anda Musa Muallim'in anlattıklarının aynısını biz de yaşıyoruz. Bizim de nenelerimizin, dedelerimizin anlattığı o hikayeleri, o ilmek ilmek dokudukları halıları, kilimleri sizdeki kadar aynı, bizde de hiç gençler ilgilenmiyor, merak etmiyor. Onları yaşatmak, işte onları burada anlatmak, paylaşmak bizim görevimiz. Sizin anlıyorum yani, o özellikle yörük kültürünün devenin üstüne çadırını, evini kurup kaç kilometre yol yürüdüğünü, ondan sonra suyun başında konakladığını, aynı olayları bizler de anlatıyoruz ama maalesef bu teknoloji, demin söylediğiniz gibi, bizi yozlaştırıyor, kent kültürümüzü uzaklaştırıyor. Ağzınıza sağlık Musa Muallim. Teşekkür ederim. Ben İlk başlığımı arasıyla merhaba. Doğrudan da yani bu bilinen meselelerin hamısı tek Azerbaycan'daki tercümeler için değil. Ben Türkiye'de birçok yörük yani okullarında oldum yani. Problemler çoktur, birçok çok şeyler unutulur. Yani yörük kültürü unutuldukça Türkiye'yi de kaybediyoruz. Yani. Acısın, evet. Ona göre de sahip çıkmamız lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen gerçi bizim bu dördüncü oturumun ilk konuşmacısı olarak sanırım Feriha